Selamlar sevgiler, sevgili YouTube ailem. Şehnaz'ın elinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık versin herkese inşallah. Bugün hem cuma, iki bayram bir arada, hem mübarek gün hem de iki bayram yaşadık. Hem Ramazan, hem cuma, hem de 23 Nisan. Yavrularımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun. Hepimizin cuması mübarek olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bugün 23 Nisan dediğim gibi. İnternetimizden dolayı videolar günü gününe yayınlanmıyor. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Cuması mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar inşallah hepinize. Arkadaşlar, bugün ben yemek yapmayacaktım kuyuya. Dün de yemeklerim vardı, bayağı bir vardı. Çöpe gitmesin diye, onlar yinsin diye düşündüm. Onda canım, eşim markete gitti mi, canı her şeyi istiyor aç karına. Ne görse onu istiyor. Canı bezelye istemiş bugün de. Bugün de bezelye yemeği yapacağım. Artık diğer yemekler de yenirse yenecek, yenmezse çöpe gidecek. Azıcık şöyle 2-3 kişilik yine bezelye yapacağım. Şöyle etimi koydum tencereye, o eti pişiyor orada. Zaten 2,5 kişi adamı arkadaşlar. Hiçbir şey yenmiyor. Ya azıcık 2-3 kaşık yeniyor, gerisi çöpe gidiyor. Bir şimdi konuyla komşuyla da paylaşamıyorum pişirdiğim bir şeyi hastalıktan dolayı. Önceden bir tabak ona, bir tabak ona komşularla birbirimize yemek getirir götürürdük. Burada adetti. Bilmiyorum başka yerde adet mi bilmiyorum. Ne pişirirsen birer tabak herkes birbirine verirdi. Ama şimdi dışarıdan ses geldi de onu dinliyorum. Bizim aşağının vukuatı bitmez de dışarıdan da ses geldi, yine vukuat mı var diye dinliyorum. Şimdi hastalıktan dolayı işte öyle de verilmiyor. Kalan yemekler ya aşağıya kediye indiriyor. Kedi köpek yuvası var aşağı yolun kenarında. Oraya indiriyor. Onların yemeyeceği yemekleri de çöpe gidiyor. Allah'ım günah yazmasın. Yapacak bir şey yok. Şimdi bezelyelerim için asıl bezelyesini çıkartmayı unutmuşsun. Şöyle tek bir tane patates doğradım. Küp küp. Bir tane havuç küçücük. Soğanımı doğradım şöyle. Uzun sürmesin videolar, uzun tutmasın diye. Uzun olmasın diye. Şöyle domatesimi doğruyordum. İki tane de küçük domatesim var. Salçam, kırmızı biberim, tuzum. Bu kadar malzeme. Şöyle de pirincimi ıslattım tuzlu suyla. Yanına pilav yapacağım. O da şurada ıslana dursun. Bezim de şurada yanımda dursun. Şunu bir karıştırayım. O da kavruldu güzelce ette. Şimdi ben domatesimi doğrayayım, eti iyice pişe dursun. Da soğanımı öyle atayım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor Ramazanınız? Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, huzurlu tutmayı nasip etsin herkese. Şöyle de etin tabağını koydum, çöpümü onun içine koyayım da hepsini bir atayım diye, yanımda dursun da. Şu tarafa koyduydum. Vallahi koyun ne, tam gezilecek zamanı, iyice bunaldık evin içinde de. Yasaktan gidemiyor, bir de 3 gün evdeyik. Yine koyda aşağı inen, yukarı çıkan. Hayada havluya inen derken vakit geçer. Burada hiç de vakit geçmiyor. Sahura kadar oturuyor arkadaşlar. Sahuru yiyip yatıyor. Sabah da erken kalktım biraz. Niyeyse uyku tutmadı. Elimi bir yıkayayım, bezimi de yıkayayım. Şu bezsiz hiç yapamam arkadaşlar. İlla şöyle dakikaya bir elimi sileceğim. Sabah da erkenden kalktım dediğim gibi. Öğlenden sonra da bir uyku geldi.
Oturduğum yerde dönüverdiydim. Uyumuşsun. Öğlenden sonra değil de ikindinden sonra. Uyumuş kalmışsın oraya. Bir uyandım ki saat 6. Şu anda saat 6. Ben yerine yemek yapmaya başladım. Kaynanam rahmetlik derdi ki sulu yemeklerinizi sabahtan yapın da tadını tuzunu ala dursun akşama kadar derdi. Hep ben öyle yapardım. Genelde öyle yaparım. Bugün bir gözümü açtım saat 6 olmuş. Eşim de çağırmamış. Apar topar kalktım hemen. Gerçi 7.30'a kadar dünyanın yemeği yapılır da. Şöyle etimi koydum. Şöyle kamerayı bir döndüreyim. Soğanım kavruldu. Şöyle birazcık domates salçası. Birazcık biber salçası koydum. Biraz da salçayla kavrulsun. Tencerenin kenarları yetişene kadar kapkara oldu. Salçanın ekşisi gidene kadar biraz daha kavrulsun. Bu arada pul biberimi de atayım. Aman toz biberimi de atayım. Pul biberimiz bitti. Bitmiş. Şöyle kaşığın ucuyla azıcık da toz biberi atayım. Nasıl ısınmış tencerenin kutu. Salçamız güzelce kavruldu. Şimdi de domatesini atayım. Bir de bununla dönsün. İki de domatesini döndürdüm arkadaşlar. Soğanı şimdi de patatesini havucuna atacağım. Tencerede dar mı geldi? Az derken birer doğruyorum. Bir sürü yemek oluyor. Yine dünya yemek oldu. Altında kısayım bu güzelce kavrulsun. Ağzını da kapatayım. Bezelyelerini biraz sonra atayım. Bezelye çabuk piştiği için. Onu bunlar kavrulsun ondan sonra atayım. Şöyle ağzını kapatayım. Yavaş yavaş kavrula dursun. Şöyle dolaptaki stoklar da tek tek azalıyor, bitiyor. Yaz gelerekten artık da bitsin yani. Bezelyeyi de çıkarttım. Şimdi onu da atayım. O çok olur da azıcık yarısını ayırayım da. Şunu da geri kaldırayım sonra bir şeye daha lazım olur. Kettle'da can çekişe can çekişe bir ölemedi de. Azıcık da tuz atayım. Etine de attığım tuzu çok olmasın. Suyumuz kaynayana kadar da kavrulsun bezelyeyle birlikte. Elimde bıçağını. Tabii ki olmazsa olmazı sarımsağını da doğrayalım. Bunları dolaba koyduydum. Yeşermeden önce temizledim kalan sarımsakları, evdeki sarımsakları. Dondurucuya koyduydum. Şimdi elimin altında normal sarımsağım bitti. Güzelce kullanıyorum. Don olduğu için zor doğranıyor. Bolca sarımsağımızı da doğradık. Bir daha alt üstü değil. Güzelce kavruldu.
dakika kaynadı. Renkler süper oldu bu arada. Yeşil, sarı, turuncu. Biraz daha dökeyim de. Buzluktan çıkınca geç pişiyor biraz şey, bezelye. Şimdi bu ağır ağır kaynasın. Bu kaynarken ben pilavımı koyayım. Şöyle ağzında kıyalayayım. Yemeğimiz ağır ağır kaynasın. Pilavım da kavruldu arkadaşlar. Şöyle suyunu alayım. Tuzunu da attım, suyunu da döktüm. Bu da burada kaynaya dursun. Şöyle ağzını da kapatayım. Bu arada çaydanlığın eli yüzü kalmadı. Şuraya koyayım da bir yıkayayım. Onu niye çekmediysem oradan. Yemek yaparken illa tezgahın üstü batıyor. Gördüğünüz gibi. Ben buraları bir toparlayayım, sileyim, cacığımı yapayım. Şöyle salatalığı neydi, yıkadıydım. Marketten almış gelmiş hepsini bir yıkadım. Hastalıktan dolayı evine gelse yıkıyor. Yıkamadan koymuyorum dolaba. Onları da yıkadım. Kullanacağımı kullanayım, kullanmayacağımı da kalanını da dolaba koyacağım. Bunlar da burada kaynasın. Akıllı akıllı hafif hafif. Şu yemeğimizi bir daha karıştıralım. Bu bezelye yemeğini de görünce arkadaşlar hep büyük kaynım aklıma gelir. O çok severdi. Oruçta, Ramazanlıkta mercimek çorbasıyla bezelye yemeği mutlaka olacak. Başka hiçbir yemek yemez. Bunu yer. Pişirirken şimdi aklıma geldin. Abi buradan selamlar olsun hepinize. Bugün eltiminle konuştum. Çok mutluyum bu arada. Özlemişsim. Hepsini yeğenlerimle konuştum. Eltiminle konuştum. Onlar İzmit'teler. Şu aşağıya da şöyle koyayım. Önceden Aksaray'dalardı. Sürekli beraberdik. Sonra İzmit'e taşındılar. Çoluk çocuk oraya işe girince. Şu anda İzmit'teler. Her işimle konuştum. Eltimin annesiyle. Eltimle konuştum. Bugün çok mutluyum. Yeğenlerimle konuştum. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin. Buradan hepsine selam olsun. Her işime, Hariye teyzeme, eltime, Feriha eltime, Adem abime, yeğenlerime, herkese selam olsun buradan. Diğer kaynlarıma da tabii ki eltime, kaynıma, yeğenlerime. Onlar burada ya, onlarla istediğimiz zaman görüşebiliyor da o büyük abim gel uzak olduğu için görüşemiyor. O yüzden bugün çok mutluyum. Bir de bezelyeyi görünce abim aklıma geldi. Buradan hepinize selamlar, sevgiler olsun. Ben şimdi cacığımı yapmaya başlayayım. Şöyle küçük bir kabımı aldım. Bunun içinde yapayım, karıştırayım. Sonra kaselere bölerim. Azıcık yapacağım zaten. Adam acıktı mı hepsini yiyeceğim sanıyor. Akşam olunca da hiçbir şey yediği yok. İki bardak suyu içti mi tamam, her iş bitiyor. Benim herifim. Herhalde susadıkça cacık istedi canı. Onu da yapayım da. Şöyle iki tane doğrasam yeter herhalde. Cacığımı da yaptım arkadaşlar. Şöyle kaselere ayırdım. Benimkine şöyle azıcık nane atacağım. Ben naneli severim.
Diğerleri sevmiyorlar. Cacıklarımız da hazır. Yemeğimiz de pişti. Uy, elim yandı. Pilavımız da pişti. Çorbamız da hazır. Dünden kalma çorbamız. Şimdi soframızı hazırlayayım ben yavaş yavaş. Sonra görüşelim. Soframızı hazırladım arkadaşlar. Şöyle pilavımı aynı tabağa koydum. Herkes kendi tabağını alsın yemeğinin yanına diye. Bezelyeyi de koydum. Şöyle pilavı koydum. Cacığımız var. Çorbamız var. Hoşafımız var. Bir de şöyle hurma almış eşim. Canı istemiş herhalde. Tahinli almış. Aksaray tahinlisi. Bizim buranın meşhur. Başka yerlerde olmuyor herhalde Aksaray tahinlisi. Bunu da dilimleyin. Tabağa koyayım. Hurmamızı da koyalım masaya. Her şeyimiz hazır. Şimdi ezan beklemede sıra. Sabah derse mi kalktı yine? Yok muydu bugün dersi? Ne karanlık gösteriyor bu. Evet arkadaşlar. Bugünlük de menümüz böyle. Videomuz da bu kadar. Bizlere ve herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.